Sevgili OH TV izleyenlere programımıza hoş geldiniz. Bugün Doğadan İnsana programının birinci bölümünü çekiyoruz. Bugün neredeyiz? Bursa'nın dağ ilçesi olan Büyükoran ilçesindeyiz. Büyükoran Derecik ilçesindeyiz. Röportaj yapacağız. Arıcılık üzerine bir program yapacağız. Yanımızda kim var? Derecik köyü sakinlerinden Ömer Ali Sak Bey var. Arıcılıkla uğraşıyor kendisi. Biliyorsunuz ki Türkiye'de arıcılık gelişmiş ve ilerlemekte. Arıcılıkla alakalı merak ettiğiniz ve merak ettiğimiz soruları kendisine soracağız. Ömer Ali Bey merhabalar. Merhaba. Arıcılık, kaç yıldan beri arıcılık yapıyorsunuz? 8 seneden beri yapıyorum. 8 seneden beri arıcılık yapıyorsunuz. Peki kaç kovanınız var? Var 25 tane. 25 tane kovanınız var. Arıcılıkla alakalı olarak bu 25 kovanı satın mı aldınız yoksa kendiniz mi çoğalttınız? Kendim ürettim, kendim üretiyorum. Nasıl yürüyor peki bu kovanlar? Bunlar yazlık aşağı 5. ay sonra hep oğul çıkarıyor. Oğulları bira bira hep kovanlara koyuyoruz. Oğul nasıl çıkartıyor? Yani kovandan... Kovandan oğul çıkıyor. Mesela şu meşeye konuyor. Evet. Oradan siz... Oradan kovana koyuyoruz. Evet. Bal bekliyoruz. Bakça bir yapışın hiç yok. Peki bunlara ekstradan bir ilaç, bir gıda takviyesi? Yok. Yanmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ne olsa doğal. Şey kışın peki bunların yiyecek bal mı bırakıyorsunuz? Yiyecek balı bırakıyorum. Bunları ben dağa göçeceğim. Bir ay sonra dağa göçeceğim. Eylül'ün birinde dağa göçeceğim. Orada 1,5 ay falan kalacak. Bunlardan 300 kilo bal bekliyorum. 300 kilo. Kaç kovan var? 25 kovandan 300 kilo. 350 kilo kovan bekliyorsunuz. Bal bekliyorum. Bal bekliyorsunuz. Katkı yok. Katkı yok. Doğal. Doğal. Her şey doğal. Peki çiçek balı mı ürettiğiniz? Şu anda bu çiçek balı. Bunların çiçek balını alacağım. Ondan sonra dağa göçeceğim. Eylül'ün birinde dağa göçeceğim. Orada çam balı alıyorsunuz. Evet çam balı. O zamandan çam balı. Şu an burada çiçek balı alıyorsunuz. Şu anda biz de çiçek balı alacağız. Eylül'ün birinden sonra yerini değiştireceksiniz. Evet. Oradan çam balı alacaksınız. Büyük Oran Kınık göçeceğim. Kınık'tan dağdan çiçek balı. Büyük Oran Kınık köyüne götürüp oradan çiçek balı alacağız. Çiçek balı alacaksınız. Peki Ömer Bey. Kovanlarınızdaki hiçbir zayiat veriyor musunuz? Mesela bu arılarda rahatsızlıklar meydana geliyormuş işte. Bunların biti varmış, farklı rahatsızlıklar meydana geliyormuş. Bunları güzün ballarda sonra bunları ilaçlıyoruz. İlaçlıyorsunuz. Bunlar ilaç var, dumanla ilaçlıyoruz. Bazı çıbıklar ilaç, onları koyuyoruz. Yaza karşı yine bir ilaç. İki sefer ilaçlıyorsunuz. Senedek sefer ilaç koyuyoruz. İlaçlıyoruz yani. İki sefer ilaçlıyorsunuz bunlardan, bunları. Çıbık ilaçlar var. Çıbıkları önüne koyarsak bir seferde onu hallediyor. Süs yaparsak senede... 3 sefer gülsün, 3 sefer yaza karşı yine... 3 sefer kışın, 3 sefer de yaza gelirken ilaçlıyorsunuz. Başka bir şey katkı yok. Peki bir kovandan kaç çıta bal alıyor? Yani çıta dediğimiz bir... Şimdi her kovanda bundan 10 tane çıta var. 10 çıta var. 10 çıta var. Belli olmaz kovanın başına 10 kilo da alırsın. Belli olmaz galiba 20 de alırsın kovanın dışına göre. Peki bunun dışında sadece bal değil, polen, arı sütü gibi şeyler üretiyor musunuz? Onlara yanmıyorum. Ta 80'lere başladım bu işe. 8 yıldan beri daha polen ve arı sütü klasmanına girmediniz. Anladım. Peki arıcılıkla alakalı olarak izleyenlerimize bir öneriniz var mı? Yapmalarını tavsiye eder misiniz? Vallahi güzel satarsam, bir uğraş mı? Bildiğimiz kadarıyla emeklisiniz. Emekliyim. Ben bunu zevkle yapıyorum. Ne olsa doğal. Kendimiz katkı diye bir şey yani olmaz yani. Size de göstereyim. Peki bunun size bir getirisi var mı? Yani şimdi emeklisiniz biz biliyoruz. Bununla sizin gibi emekli olup da uğraşmak isteyenler mevcut. Bunlara tavsiye eder misiniz bu konuyla alakalı? Vallahi yapanı zevkle, ben zevkle yapıyorum o şeyi, zevkle. Yani zevkle yapıyorum o şeyi. Tavsiye ediyorsunuz. Evet. Biz size izleyenlerimiz adına teşekkür ediyoruz. Bizi burada sağ ağırladığınız olun. İçin. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere sevgili izleyenler. Doğadan İnsana programımızın birinci bölümü arıcılıkla alakalı olan kısmını bitirdik. Burada bitirdik. Ben bunu merakla yapıyorum evet. Zevk için. Meraktan ve zevk için emekli olduktan sonra arıcılık merakına başlayıp ülkemizin bal üretimine katkıda bulunan Ömer Ali Sak Bey'e huzurunuza teşekkür ediyoruz. Bizleri beğenmeyi, izlemeyi ve takip etmeyi unutmayın diyoruz. Allah'a emanet olun hepiniz. Sağlıcakla kalın.
Hey, dön bakalım. Döndüm. Ama yüzünü dön. Millet yüzünü görsün ya. Ömer Ali Sak dayımızla beraberiz. Namıda yer ışık dayım. Evet. Çekebilirsin çekirgeyi de, düştü yere. Amaktan düşen genç de bizden. Şimdi ışık dayımızı tanıyalım. Arıların dayımı çekmiştik. Bu merak nereden geliyor dayı? İçeriden geliyor. Heves işte, heves diyorum. Yapıyorum işte heves, her şey merak. Peki kaç yılında doğdun dayısa? 1954. Hangi hayvanlara baktın? Hani babanızdan, amcanızdan gördüğünüz veya... Vardı zamanında koyun da vardı. Hayvan da vardı, kız da vardı, sığır da vardı, inek de vardı. Hepsi... Ve bir de sende bildiğim kadarıyla karakovan balı da vardı. Yal, daha başında lan var, karakovandan var. Bu ballarla ikisinin arasındaki fark ne dayı? Bu fendiler içinde petek var, hazır petek var. Karakovanlar doval. Kendileri ne örüyorsa örüyor. Ağzını attığı zaman da erir. Bunun balı örüyor. Farkıdır. Satışı da farkıdır anla. Anladım. Öbürü 100 ise bu 150'dir anla. Karakovan balı daha değerli diyorsun. Evet, daha değerli. Peki dayı, sadece kestane şey neydi o çam balı, bir de çiçek balı üretiyorsun. Başka evet. Bal ürüyor yok. Mu buralarda? Yok, başka balı yoktur. İşte bakınca bu sinci çiçek balın devam ediyor. Bir ay sonra 51'inde Kınıt Dağı'na göçeceğim. Tamam. Dağdan çam balı alacağız. Allah ne verirse. Tamam dayı.